Evet, merhaba. Nasılsınız millet? Evet. Bugün biz Kadıköy'deyiz. Evet, çok çok burada gezdik biz Türkiye'de yaşarken. Hem de ben bekarıyken de çok gezdim buraya. Ondan sonra evlendikten sonra da bayağıdır eşimle gezdim. Evet. Burada benim bugün favori restoranlara gideceğim. Hem de bugün ne için Kadıköy'e geldik biz canım? 17 Ağustos bizim evlilik yıldönümümüzde. Evet, evet, evet. 2 gün gecikmeli evlilik yıldönümümüzü kutlamak için. Evet, aynen öyle. Evlilik yıldönümünü kutlamak için Kadıköy'e geldik biz. Ya canım, Kadıköy çok güzel değil mi? Ben çok seviyorum Kadıköy'ü. Evet. Çok canlı. Candı. Özellikle akşamları. Değil mi? Akşam burada takılmak çok güzel değil mi? Evet. Kokoreç yedik, midye evet. Dorması yemeye gittim, oho mis mis mis, bir geceye sürü. Geceye gidiyorduk. Evet, lahmacun da yedim. Kahve gecesi yapıyorduk. Evet. Kahve yiyorduk. Özür dedim. Açıyorduk. Özür dedim. Evet. Bu, ya gerçekten Kadıköy'ün havası güzel ya. Evet. Ve ben bambaşka. Kadıköy modasını da çok seviyorum. Evet, Kadıköy moda. Oh oh, pis 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 yer var. Dur bir dakika. Arzını evet. Moda sevdiğim. Evet. Ya ben Taksim'de seviyorum ama Taksim'den daha buranın tarzı. Ya ama buranın bir tarzı var. Buranın Taksim tarzı var, evet. Böyle yabancılar var, Ruslar evet. Var, her yerde insan var. Ama Kadıköy'ün bir tarzı var. Onun için ben Kadıköy'ü daha seviyorum. Evet, ben de. Wow, 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 ne kadar güzel. Cadıköy. Güzel bir restoran, kafe mi? Bak, tokalaşmak istiyor evet. Cadı seninle. Toparaşarım hadi. Madem buraya kadar geldim, toparaşmadan nasıl geçeyim? Eli elinde kalmasın. Şaşık ya. Ay çok ağır. İyiymiş Cadıköy. Ay şuna bak, çok tatlı. Evet. Bu da İstanbul'un, pardon korkuttum seni, kusura bakmayın. Evet. Ya İstanbul'da her yerde böyle kedi var ya. Evet. Ya, yani bu kedi sokakta kedi olmak eşittir İstanbul gibi artık bana göre. Kedi... zaten Japonlar bir İstanbul'un kedileri diye belgesel yapmışlar diye biliyorum. Aynen öyle canım. Aynen değil mi? Öyle. İstanbul'un kedileri diye öyle bir belgesel var Japonya'da. Aha. O kadar meşhur yani. Biz Japonlar çok kedi seviyoruz. İnanılmaz seviyoruz. Dur bir dakika canım. Biz bir çok takırdığımız restorana, şey kafeye gidiyoruz. Dur bir dakika. Benim hafızam güzel çalışıyorsa. Dur, bu tarafta, bu tarafta. Evet. Bu şey, karışta şey var. Lex sinema. Lex sinema salonu var. Oradan daha ileride diye hatırlıyorum. Yaklaşıyoruz. Şu Lex sinema salonundan sonra sola dönünce hemen Burger King var. Bu Burger King'in köşedeki sokağa sağa döndükten sonra olması lazım. Ben öyle hatırlıyorum. Sence canım? Ben hatırlamıyorum ya. Dur dur, dönerim bakarım. Evet, burası. Cafe Rea. Oh, çok özledim ya. Burada çok 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 biz takırdık. Bazen benim spor, EIDO spor yaptıktan sonra ya çay ya da... Bizim ilk tanıştığımızda takıldığımız yer. Ah, evet, evet. Onu diyecektim canım. Evet. en önemli şeyi söyleyecektim şimdi. Evet. Söylediğin için teşekkür ederim. 7 sene önce burada eşimle ilk buluşmada burada yemek yedik. Evet. Değil mi canım? Evet. 7 sene önce ya. Vay vay vay, ne kadar zaman hızlı geçiyor. Şimdi İskele'ye doğru inerim. Orada barkçı lokantalar, pardon, bark restoranlar olan bir çarşı var. Orada yemek yiyeceğiz canım. Evet. Bazı yerler değişmiş Kadıköy. Uzunlar. Neymiş? Yürümcü.
Şimdi bu arada figürücü vardı ama kapandı mı acaba? Aa, figürücü varmış. Doraemon figure. O da var hala. Burada da alışveriş çok yaptık. Bu köstebek. Köstebek'i dükkan, evet. Totoro'lu tişörtü mü? Evet, Totoro'lu tişört satıyordu. Ya sadece yürümek bile güzel Kadıköy. Artık burada tişörtü armak istiyorum çünkü Japonya'da eğer böyle tarzı tişörtü armayı kalkarsa 6000 yen falan sürüyordu. Şimdi burada Shingeki no Kyojin, One Piece, Kuroshisuji, Naruto, Dragon Ball, Bokura no Hero Academy, bilmem ne, Jatchut, her şey var. Aa, alsam mı gerçekten? Japonca yazıyor. Şimdi bu tişört konusunda sohbet ettim bu sahibi beyefendiyle, işte dükkana davet etti. Çok çeşit tişört var bu Kadıköy'de. Ah, Shingeki no Kyojin'de. Ah, figür bile var. Wow, wow, wow. Oh, Milwaukee Bucks. Ben bu takımı çok seviyorum. Ondan bakabilirim. Ama en güzel Toronto Raptors en to Utah Jazz. Ah, Breaking Bad. Breaking Bad var. Burada ne istersen var. Wow, wow. Heisenberg. Ya, Shingeki no Kyojin karakteri olduk. Ben Eren oldum. Evet. Evet. Cosplay yapmak isteyenler, ben Mikasa oldum. Evet. Arkamızda dönelim mi? Elimde de yine çok sevdiğim bir karakter tutuyorum. Evet, One Piece karakteri de var. Luffy de var. Pelerin de gösterelim arkadan. Hı. Evet. Evet. Çok hoş. Aa, harika. Çok harikaymış, güzel. Evet. Ve burada karakterlerimiz. Anahtarlıklar. Ve burada cosplay'i de kullanabileceğiniz. Aa, Tokyo Ghoul'un maskesi. Evet. Oh. Çok güzel şeyler var. Ya canım, Kadıköy dolaşırken çok hazine bir dükkan bulduk ya. Ya bakın bunu ya. Ya bu tişört ne diye? Evet, Japon anime tişörtleri ne diye? Böyle merak edip sorduktan sonra bir dükkana davet etti beyefendi. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ya gerçekten... Burada bir hazine yatıyor. Bakın Japonya ya. Severler için. Her şey var Japonya'da. Animeleri, böyle Amerikan dizilerinin tişörtü falan. Her şey var. Ve size bunu bildirmek istiyorum. Nerede var? Kadıköy'ün nerede var? Onun için size bırakıyorum. Nerede var? Onu anlatır mısınız? Öncelikle Instagram'da Mamut Giyim özene özene yaptığımız reklamımızı görebilirsiniz. Şuradan kartlarımızı da gösterelim. Kadıköy'de Cafer Ağa Mahallesi'ndeyiz. Moda'da yerimiz. PTT'den dümdüz yukarıya çıkıp ondan sonra sağa döndüğünüz takdirde gerekli şeylerin hemen yanındayız. Huzur Palas Pasajı No 35. Hepinize bekliyoruz. Hepinize bekliyoruz. Gördüğünüz gibi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hey. Ya ne güzel tişörtçü bulduk ya. Ekstra güzel hatıra oldu. Değil mi? Evet, biz toplam 3 tane tişört aldık. Biz bir Shingeki no Kyojin'inki, bir de ben basketbol NBA seviyorum. Onun Toronto Raptors tişörtü aldım. Bir de Breaking Bad tişört de aldım. Evet. İyi alışveriş yaptık. Şimdi artık yemek artık zamanı. Yemek artık yemek yiyelim, değil mi? Şimdi bugün maç mı var? Bugün maç günü galiba. İnsanlar Fenerbahçe mi oynuyor? Oo, bugün Fenerbahçe'nin maçı varmış. Wow. Kadıköy coşa. Evet canım, biz nereye geldik? Her sene geldiğimiz yere geldik. Her sene geldiğimiz bir balık lokantasına geldik. Evet. Ya. Balık evi. Evet. Kadıköy'deki. Her sene bir iki kez uğruyorduk zaten. Aha. Bu akşam da burası olsun dedik. Ya hava güzel. Bu atmosferi güzel burası. Evet. Ya bu Türkiye'nin Barkı Lokantası'ndaki bu mezelerden bayılıyor mu zaten ben? Bir meze, güzelce ana yemeği. Ben midye dolması da çok seviyorum. Evet. Bir karamar tabağı. Teşekkürler. Mükemmel ortağı var ya bu Türkiye'nin Barkı Lokantası'nda. Evet aşkım. Çok seviyorum. Çok. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sana da afiyet olsun. Teşekkür ederim.
geldi midye dolması. Evet, ben bunu ilk midye dolması. İlk yediğim zamandan beri bunu hayranım ben. Evet. Ya kim icat etti bunu? Alkışı vermek istiyorum. Hakikaten bu güzel ya. İnanagimas. Afiyet olsun. Aaa. Şahane. Bu şahane gerçekten. 30 tane rahat rahat yerim ben. Oo. Şahane. Üzgümü şahane. Şakşuku şahane. Yaprak sarması şahane. Ya. Abi Türk yemeği niye bu kadar güzel ya? Ya bunu Japonlara iyice anlatmam gerek. Gerçekten. Anlat aşkım. Ben geçen radyoda, Japonya'nın radyoda Türk yemeğin güzelliğini anlattım. Ama daha da anlatmam gerek. Sizin yemeğiniz harika. Gerçekten harika. Bu bir Japon söylüyorum. Bu bir Japon söylüyorum. Gerçekten harika Türk yemeği. Ya canım nasıldı Baruk restoran? Güzeldi, çok lezzetli. Çok lezzetli gerçekten. Ağlasım geliyor gerçekten ya. Şimdi canım, lahmacun yemek istiyor musun? Yerim değil mi? Hambun. Hambun. Okay, half from the half. Okay. Tamam, anlaştık. Ha, lahmacun yemeye gidelim. Okay. Benim favori lahmacuncu var bu Kadıköy'de. Hadi gidelim. Evet, geldik. Burası. Borsantaş Fırın. Ya antrenmandan sonra falan gelip ben 3 tane falan yiyordum genel olarak burada lahmacunu. Şimdi çok dolu mu? Ama burada yerim değil mi bir tane böyle? Var mı ki? Efendim? Tadı var mı? Aslında ikinci kat falan da vardı ya burada ya. İkinci kat olması lazım. Dur bir bakarım. Ya ne yazık. Kapanıyormuş. Şanssızlıktan. Artık kapatma saatiymiş. Ha. Lahmacun bitmiş. Evet. Yemedik. Evet, lahmacun. Hazıra duraştık. Dur bir dakika. O zaman şimdi ikinci hedefimiz... Dur. İkinci hedefimiz var. Hayır. Şimdi şeye kadar gideceğiz biz, Barlar Sokağı kadar gideceğiz. Ha, orada benim en sevdiğim kelle paça var. Kelle paça. Benimse en sevmediğim. E? Ben kelle paça sevmem. Ya tamam okey, ben de her zaman her yerin kelle paça beğenmem. Kolay beğenmem ben. Ama oranın ki efsane. Ya gerçekten. Geldik. Burası. Kimyon. Buranın kelle paça efsane bana göre. Hadi gidelim. Evet. Çekiyoruz abi. Çok teşekkür ederim. Biz kelle paça içmeye geldik. Hoş gördük. Kelle paça burada içiyoruz. Evet burada. Aynen öyle. Geldi. Aşkım bunu bir yakından çeker misin? Bu benim en sevdiğim İstanbul'un bence en güzel lezzetli kelle paça bu. Neredeyiz? Kimyon'dayız. Kadıköy Kimyon. Ya hakikaten ben başka yerlerde, çoğu dükkanlarda da böyle kelle paça denedim. Son noktası burası. Ben buraya vardım. Bu. Buraya tabii bol sarımsaklı. Hayır. Mis ya, bu gerçekten mis bir kokusu var ya. Bundan bayılıyorum ben. İtadakimasu. Afiyet olsun. Okey. Atı. Ay çok sıcak. Oh. Ya bunu Japonya'da yok. Yok. Japonya'da miso çorbası. Aynen öyle.
Japonya'da miso çorbası var. Miso çorbası varsa Türkiye'de kelle paça varmış. Türkiye'de birçok çeşit çorba var. Evet. Benim en sevdiğim çorba onlardan bu. Birisi de evet, efsane kral çorba, King of çorba. King of çorba. Çorba çorbaların çorbası. Evet. Kelle paça. Ve hayır, Türkiye'nin güzel ekmekleriyle bandıra bandıra tabii yemem lazım. Bir de sirke de koymam gerekiyor tabii. Bu kadar kelle paça güzel içeceğim. Japon var mı acaba başka? Var mı ya? Sen Japon musun? Ya zaten kelle paça seven Japon hiç burada tanımıyorum ben. Yani. Görmedim ki. Ya. Ya bunu bilmiyorsa eğer çok böyle büyük bir şey kaçırıyor gerçekten. Vallahi öyle derece, o derece. Evet canım, sen ne söylemiştin? Künefe. Sevgilisi kaymak. Evet, kaymak, kaymak. Bu ultra combo. Yani olmazsa olmaz bu ikili. Evet. Evet. Ya bu künefe var ya, künefe. Tamam, okey. Mesela her gün yesem bıkar. Hastalanırım. şeker komasına gibi. Evet. Ama bu bir ama yani bir ayda tatlı yenecekse tatlı düşününce evet. En baş sırayı. Şu bir ilk künefe yediğim zaman böyle elektrik şok geçti bana. Elektrik şok. Ha. Ya, okey. Türkiye'nin bana göre ya yanlış anlamayın da Türkiye'nin tatlılar yani fazla şekerli bana evet. Göre. Ama okey bu künefe de fazla şekerli olabilir ama muhteşem. Bu dışı çıtır, içinde böyle peynir. Evet. Ve tatlı yani gerçekten lezzetli bu. De üzerine kaymak falan koyduğu zaman oh mis. Tamam bu insan ayda bir kere falan kesinlikle yemek ister. Hadi afiyet olsun canım. Teşekkür ederim. Zaten ben de yiyeceğim ama. Ah hadi yiyelim canım. Ya geldik. Evet. Kadıköy İskelesi'ne. Yedik. 6. evlilik yıl dönümümüzü kutladık. Şu arkamızda gördünüz. Evet. Kadıköy İskelesi. İskelesi. Ya burası bizim için ayrıyeten özel bir nokta. Her şeyin başladığı nokta. Her şeyin başladığımız nokta evet. Burada buluştuk ilk kez. Değil mi? Evet. Yani sen yarım saat geciktin. Ben normal Japon gibi böyle zaman tam zamanda ya hatta 10 dakika önce geldim. Ya bu 6. evlilik yürü dönümümüzde güzel kutladık. Evet. Nice yıllarla. Evet. Evet. Bir ömür evet. İnşallah. Bir ömür inşallah. Evet. Bu kez böyle böyle bitiriyoruz. Görüşmek üzere. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.